Türkiye'de toplumun bir kesimi cemaat tarikat kelimesini duyunca dahi tepki gösteriyor. Şimdi burada da şu an ben kendi adıma şöyle bir haklılık payı görüyorum. Çünkü Tabii kötü ülke, örnekler de oldu. Bu ülke bir FETÖ darbe girişimine maruz kaldı ve FETÖ de ilk başta kendisini bir cemaat olarak gösteriyordu ve hatta öyle anılmayı tercih ediyordu. Şimdi toplumun bir kesimi haklı olarak diyor ki Bugün diyor bu mevcut tarikat cemaatlerden bir tanesi eğer fetö gibi devlete sızar örgütlenirse ileride fetö'nün yaptığını onlar da yapar diyor. Böyle bir e, hassasiyet gösteriyor. Mesela siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir risk var mı? FETÖ tarzı örgütlenen, FETÖ kadar, devam eden bir cemaat, tarikat Türkiye'de var mı? Yani FETÖ kadar güçlü bir şey şu ana kadar duymadım, görmedim. E, olacağını da düşünmüyorum FETÖ kadar. Ama klikler olur Olur. Şimdi burada Mahmut Efendi hocamıza dediler ki bizim nerede ne kadar adamımız var? Köyde, şehirde, Adapazarı'nda, Hakyası'da. Hatta Adapazarı'ndan bir abimiz sordu bunu. E, bir liste yapalım. Yani bir ihvan bir ihvana gittiğinde onda misafir kalır veya şudur veya budur. Dedi ki listeyi Allah'ta, Allah'ta liste var dedi. Bize gelene biz öğretiriz, sohbetimizi yaparız. Ondan sonra öyle bir şey yapılmaz dedi. Şimdi bu... E güzel demiş bence. Doğrusu buydu. Şimdi ancak şu andaki yapılanmalarda nerede ne adamımız var yapılanması, Mahmut Efendi'nin yolunun güzergahından çıkılmazsa zaten bizim itirazımız neydi? Bölge başkanlıkları. Şu başkanlığı, bu başkanlığı buradaki yani oradan güç. ders alamıyor. Orada şimdi bu bu harikata Gü e, uymuyor. Harikat gönül işi. Mahmut Efendi yetiştirdiği vekiller var. Adam gidecek Antalya'da Diyelim ki Denizli'den Antalya'ya gitmiş bir hoca efendi. Oradaki bir cemaatta de demiş ya benim dersim işte senede bir zikir değiştiriliyor işte şunu okuyacaktın şunu oku diye virt veril. İşte sen bana anlat öbür oradan ya arkadaş benim bölgemde sen nasıl ona da? ya arkadaş adam aynı zikri veriyor aynı tarikata bağlı. Şimdi bu ne oldu parselasyonlar oldu bir 20 senedir. Mahmut Efendi senin son aktif olmadığı 20-25 senedir. Bölge başkanları bilmem ne başkanları bunlar Tamam bir holdingleşmeye şey olarak gidilmedi ama dernekleşme vakıflaşmada tabii e, para toplama işleri e, vesaire dünya çapında açılımlar, Afrika, Afganistan şunlar bunlar iş büyüdü. Şimdi ama diğerlerini hiç konuşmuyorum diğerleri imparatorluklar oldu. İmparatorluklar oldu. Burada yine bu şekil bir şey olmasa da iş işi açtı. Ya dedik bu gönül işidir. Böyle bu şekil insanları şu, şu sen şuna WhatsApp vereceğim, bu sen buna cevap vereceğim. Ya biz müfettiş gönder. Bu işlerde şey bozuldu. Yani tarikatın doğal dokusu Ahmet Bey'in de bildiği üzere yani bir Mahmut Efendi'ye babasıyla gelirdin Efendim sofrası açık. Yemeğe denk gelirsen siz de buyurun. Namaza geçelim. Hatmi hacek yani işte zikir. El Fatiha dağılırsın yani örgüt yok teşkilat yoktu. Bizim çocukluğumuzda biz böyle büyüdük. Ama e, tabii kötü örnek şimdi insanlar tabii bir e, Ali Kalkançı olayı yaşadı, Fatih Nurullah olayı yaşadı, Adnan olayı yaşadı. Şimdi bunların hepsi tarikat, cemaat, o, bir yapılanma, masonik bir yapılanma gibi o bir Adnan. şey var ya o işte Mahmut Efendi zamanı bundan 20 sene, 25 sene evvelki safiyet, masumiyet Kayboldu. Kayboldu. Şimdi onlar mesela cami imamıydı. Dolayısıyla o vakıf onlara maaş vermiyordu. Şimdi maaş alan emir alır hesabı. Şimdi sen buna bağlanacaksın. Niye ben ondan maaş alıyorum hadi buna bağlanayım hesabı. Şimdi böyle bir tarikat olur mu? Tarikat böyle olmamalı. <laughs> Bu tarikat dediğin gönül bağıyla bir imam geliyordu. Mahmut Efendi'nin ekseri imam ve müezzinler. Yani devlet memurları. Mahmut Efendi'nin vekillerinin hepsi. Şimdi Denizli İbrahim Efendi devlet memuru. Diyanet imamlığından dünya kadar müftü, vaiz, kaymakam, vali yetiştirmiş bir adam. Hocam. Dolayısıyla bizim yapımız buydu. Yani sen benden para alacaksın, e ondan sonra şuraya gideceksin şeklinde bir yapı yoktu. Şimdi yapı buraya dönünce birilerinin iştahı kabardı. Bundan dolayı biri sonra azletti, Mahmut Efendi bir olay oldu. Ne oldu? Maaş sistemi, şu sistemi, bu sistemi, vekil sistemi, bölge başkanı sistemi, e partimiz ya. Ondan sonra ne oldu? Efendim... E, sen şey olacağım, ben şey olacağım. Adam efendinin sağlığında ben, hocam, senden sonra hocam, benim dediği. Bunu da yaşadık. O, Bunu da yaşadık. Bu sistem nereden gelişti? Hocam Zafer'in sorusu çok önemli de bir, bir miktar daha açayım ben. Asıl önemli olan çok önemli bir soru bu. Şimdi özellikle eleştirilen odak noktası şudur. Ahmet Bey de denk gelmiştir. Zaman zaman yazıp çiziyor da. Ya bu tarikatları devlete sızıyor. Devlete işte, ele geçiriyor. Şimdi bakın. Devlette bir işiniz var mı? Şimdi bizde yok ama Bizde de bu hedef olduğundan biz ayrıldık. Çünkü birileri oradaki yönetimdeki birileri ve etkili çok etkili birileri geçen bir programda siz bir patlatmıştınız bir isim. Şimdi evet. isim vermeyelim. Bunlar dediler ki tarikatın dersi 5000. Biz bunu bine indirelim. Bizi bunu Mustafa Bilici Hoca rahmetli geldi bana açtı. Kağıdı getirdi. Böyle bir kağıt basmış. Allah Allah. Mahmut Efendi'nin sağlığında bundan mesela öğlenin farzı dört dekatsa Nakşibendi'de dedi. Geriden gelir. Beş bin Allah diyeceksin. Beş bindir. Bunu dört bine indirme seni niyet yok. İstersen sen buna girmezsin. Niye Bak, indiriyor? Ha, biz bunu deşince cevap. El cevap. Bürokrasi Menzile bağlanıyor, Erenköy'e bağlanıyor, İskender Paşa'ya bağlanıyor, bize bağlanmıyor. Biz Niye? Onlar da 500'e kadar indirmişler. Biz de 5000'de kaldık. Ya Şimdi buyur. biz bu zihniyeti görünce Sor. senin derdin ne? Bürokrasiye adamım olsun. Buradan başladı. Baştan beri biz tedirginliğimiz buradan bu senelerdir. Ama bu. ama devlet bu bürokraside adamımız olsun. Bürokrasiye sızalımdan bir darbe atlattı ya. Bir darbe teşebbüsü. Anladım. Şimdi efendim burada askeriye de söyleniyor. İşte FETÖ gitti, METÖ geldi bilmem ne laflar. FETÖ gibi bir oluşum bir şey yok. Ancak yani duyduğumuz kadarıyla bizim İsmail Ağa'nın münferit, İsmail Hanım, sempatizan olan bilmem ne insanlar olabilir. Böyle bir teşkilatlama şimdi olmayan bir şey ben uyduramam. Ancak niyet bu olduğunu birilerinde, İsmail Han, genel manada konuşmuyorum, orada etkili ve yetkili olan ve kurs ağları olan vekilleri, tekamülleri artık bundan sonra kendileri göndermeye yüzde elliyi geçtiler. Bu klik, bu klik, bu yapı bürokrasi bizden ders almıyor diye dersi indirelim, şunu bindirelim ve başlamıştı. Biz bunun üzerine ilk şeyleri, konuşmalarım benim eski konuşmalarım var. Kaç sene evvel çıkarırım size. Yeni bir şey uydurmuyorum. Bu tehlike büyüyor. B şimdi büyüyor. Yani e ben e, ben de bu konuda. Ben rey vermekte Cumhur İttifakını destekleyen, açık destekleyen Mes tek söylüyorsunuz tek hocayım. zaten. Tek hocayım. Evet. A Bunun için yapıyorum. Beka sorunu ve bölünme tehlikesinden Doğru, yapıyorum. AK Parti tek kalsa belki bunu yapamam. Ama MHP büyük birlik, bir milli e, duruş görüyorum. Benim görüşüm bu ya. Ben burayı destek veriyorum. Belediyesinde de veriyorum. Onu da veriyorum. Bunu da veriyorum. Ama şimdi bunu, ben bunu e, menfaatim var diye yapmıyorum. Yok ülke için hatta tehlike var Hatta bedel diyorsunuz. ödüyorum. E, maddi manevi sıkıntılara da maruz kalıyorum. Yakınlarım maruz kalıyor. Büyükşehir Belediyesi'nden şuradan buradan hakkı olan bir işler iptal ediliyor. Cübbeli'nin bilmem yanından geçtin diye bilmem ne. Bunları da göze alarak ben diyorum ki hatta bana geliyorlar ya hocam senin yüzünden işte bizde, bizim de bir işimiz bozuldu. E bana ne diyorum kardeşim? Beni alakadar. Ben doğru bildiğimi söylerim. İstediğin babam olsun. Şimdi ben burada aleni bir destek veriyorum. Ama ben bunda içine devletin adam sokalım. E kadrolaşalım. Oradan buradan. Şurada kimimiz var. Burada kimimiz var. Yani Yargıtay'da, savcılıkta şu savcıyı tanıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Senin? Bana da gelen, giden, arayan, selam götüren dünya kadar oluyor. Telefon numarasını al almıyorum. Veyahut adamı aramıyorum. Şöyle bir dosya var. Bak. Yani bunu kullanmak Hoca, istiyorlar. Hocam yani, Hak, yani, Hakan Bayrakçı. Bu potansiyel, bu tehlike artık eskisi gibi büyükler de vefat etti çoğu. Ehliyet ve liyakat çok azaldı. Hırs ve ihtiras bürüdü. E, maddi menfaatler devreye girdi. Çok büyük mal, mülkler, gayrimenkuller sahipleri olundu. Hepsi için konuşuyorum genel manada. E, yani vatan hainliği anlamında haşa söylemiyorum. Ancak e, döneri yağlı kesme bakımından bize mensup olan Milletvekili olsun. işte bir aday takdimi. Şurada şu belediye adayı olsun falan. Bu işler bizim sevmediğimiz, hiçbir zaman bu işe girmediğimiz işler ama Ne, ne dedi duydu Maalesef mu? var. Zafer ne dedi hoca duydun mu? Evet. Döneri döneri yağlı kesme. Hakan Bayraktar. Kendine Bayraksın. yağlı kesme. Başkasına Şimdi, değil. Kendine. <laughs> hocam, kendine yağlı kesme. Melik Bey'le Zafer Bey'in sorularının bir başka versiyonu. Aynı paralelde soru soracağım. Şimdi e, cemaatler, tarikatlar başlangıçta çok masumane yaklaşımlarla da devlete girebiliyorlar. Nedir? İşte şu cemaatten şunlar var, e bu da var falan. FETÖ de bundan 30-40 yıl önce böyle başladı. Öyle, tabii. Bir süre sonra çok bu milli. sözlerle girdi. Bir evet, Yok, bir FETÖ ufak Çok milliydi. Bir kısa analizle sorumu soracağım. Bir kısa analizle. Evet. Bir süre sonra o yapı içeride güç kazanınca şu moda geçiyor. E, bizden şunları da milletvekili yapın. E, Bunu yapamayız diye bir haber gelince siyasetten nasıl bu tepkiyi verir diye direkt harp pozisyonu oluşuyor. Bu ülke bir değil iki tane darbe tehlikesi atlattı aynı sebeple. Çünkü o e, evlere baskın yapılanlar da 25 ar 17-25 Aralık'ta 17 ar bir yargı ar ar darbesiydi. Ar da bir çeşit darbe, yargı, darbe girişim. Tabii, tabii. Darbe girişimiydi. Birinci atak ardından onunla çözülemeyeceğini gördüler askeri bir darbeye dönüştürdüler. Amerika'nın da yardımıyla açıkçası bu. Hiç tabii canım. demeye gerek yok. Şimdi olay şu. En masumane cemaat yapılanması bile devletin içinde bin yok bir nokta sonra ya bizim şu kadar subayımız var orduda. Bizim bu kadar hakimimiz var yargıda falanına gelince tabii. Bu sefer üslupları da değişiyor. Ricadan çıkıyor. iş dönüşüyor. Nasıl yapmazsınız falan dikleşmesine geliyor. Dolayısıyla şunu önerir, şunun şu konuda ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir en masum yaklaşımla bile siz cemaatlerin, devletin çeşitli yapılanmalarında, organizasyonlarında olmasıyla ilgili kanaatinizi bu anlamda da sunuyorum. Ya ben demin dediğim gibi içerideki bir insanın, memur, muvazzaf bir insanın, bir Mahmut Efendi gibi bir hoca efendiye bağlanması veya bir zikir öğrenmesi bunda bir mahzur yok. Bu şahsi bireysel Allah'la arasında bir nasıl ki Kur'an öğrenme, bir cami hocasına gitmesine, karşı hiçbiriniz gelmezsiniz. O da gidip ben Allah'a kavuşma yolu buyurduğu gibi seyri sülük denir ona işte o Türkçesini söyle devam etmeyi. Bir Allah'la aramda yani Allah'a daha iyi kavuşayım. Rızasına erişeyim. Bunun bir zikri var, bir üstübu var. O da hoca şeyhinden almış. Bunu öğrenmesinde bir mahzur yok. Ancak o şey efendi veya o kuruluş onun telefonunu alıp bilmem nesini alıp ondan sonra bir işi düştüğünde onu aradığı zaman veyahut ona sen şunu tayin et altına şu şunu da memurlu al o yüksekteyse bu hiyerarşi başladığı zaman ben diyorum ki sen devlete memur girerken amirini mi dinleyeceğim diye sözleşmeye imza atarak girdin. Zaten sen nasıl tarikat tasavvufsun ki oradaki o sözü verdiğin kuruma karşı amirini dinlemeyip Şeyhin sana bombala zaman dediği zaman bombalıyorsan zaten başta, Peki hocam, başta önlen... hainliği İslam'a anda... yaptın.